şey yok yani. Şimdi yiyeceğim zaten, çok güzel, mis gibi kokular geliyor. Evet. Bu Kaan hayatında sosuda, kokoreç yemez. Evet. Ben diyor birazdan yiyeceğim bir şey, tadını merak ettim diyor. Sosu da tereyağlı 3 parça çeyrek. Merhaba, hoş geldin. Mehmetciğim, hoş bulduk. Ne haber? Kazım, sayılı işler. Sağ ol, Allah razı olsun Mehmet. Ender abim gelmiş. Ben yiyorum ben. Videonun başında söyledim, beni buraya Mehmet getir dedim. Bekleyemedim seni. Afiyet olsun. Kazım abim merkezi buraya. Mis gibi kokular geliyor vallahi ya içinden. Ya bu tereyağı kokusu nasıl abi? Tereyağı kokusu çok iyi geliyor, çok. Önce bir yeseydik. Şimdi yiyeceğiz. Zaten bu böyle kokan bir şey lezzetsiz olmaz ya. Bak, lokum gibi böyle bir şey yok. Herkese merhabalar. Buca'dayız. Buca'da atomcu Kazım amcaya geldik. Mehmet beni getirdi, bizim köfteci. Yemekle bitmez Mehmet. Şu arkadaki kalabalığı görüyorsunuz. Sürekli aynı, hiç değişmiyor. 15-20 dakikadır izliyoruz. İlk videomda 10 dakika dedim, sonra 15 dakika dedim. Bu 3. videomuz Kaan'ın yüzünden. Bir türlü ses kaydını açmayı unutuyor. Şimdi beni bir daha döndürürse bu sefer videoya Kaan'ı döverek başlayacağız. Hadi yürü. Kazım abi, kolay gelsin. Allah razı olsun abi. Nasılsın abicim? Allah'a şükür olsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni çok böyle övdüler, anlattılar bize. Merakımızdan geldik. Allah razı olsun abi. Yalnız görüntü çok iyi. Evet. Ne yapıyorsun? Onlar fırında pişiyor abi, taş fırında. Taş fırında? Evet. Ne var içinde kokoreçten başka? Uykuluk, badem. Uykuluk, badem. Bildiğimiz atom. Tabii, aynen. Kuyuda pişiriyorsun. Ondan sonra burada bu su, kendi suyu. Tereyağı mu? Yok. Tereyağı. Bunlar yıkanıyor. Yıkanıyor, sıcak suda yıkanıyor. Piştikten sonra mı? Piştikten sonra yıkanıyor. Ne koku var, ne bir şey var. Bağırsak kokusu yok yani. Şimdi yiyeceğim zaten, çok güzel, mis gibi kokular geliyor. Evet. Bu Kaan hayatında sosuda, kokoreç yemez. Evet. Ben diyor birazdan yiyeceğim bir şey, tadını merak ettim diyor. Sosu da tereyağlı harbi biber salçası. Tereyağı ve biber salçası varmış Kaan içinde. Biz bir yarım çeyrek mi yaptıralım? Acılı. Sen de standart böyle yarım değil mi? Standart Kazım yarım abi. 3 parça çeyrek. Merhaba, hoş geldin. Mehmetciğim, hoş bulduk. Ne haber? Kazım, sayılı işler. Sağ ol, Allah razı olsun Mehmet. Ender abim gelmiş. Ben yiyorum ben. Videonun başında söyledim, beni buraya Mehmet getir dedim. Bekleyemedim seni. Afiyet olsun. Olur. Kazım abim merkezi buraya. Mis gibi kokular geliyor vallahi ya içinden. Ya bu tereyağı kokusu nasıl tereyağı abi? Tereyağı kokusu çok iyi geliyor, çok. Önce bir yeseydik. Şimdi yiyeceğiz. Zaten bu böyle kokan bir şey lezzetsiz olmaz ya. Bak, lokum gibi böyle bir şey yok. Ekmek de güzel görünüyor. Ekmek, Kazım abim gerçekten bu işi çok güzel yapıyor. Allah razı olsun abim, sağ olasın. Her gün adet belli olmuyor. İstediği bağırsak olmadı mı da az 70-80 getiriyor, 100 getiriyor, bazen 200 oluyor. Önce ekmeğin içine biraz tereyağlı salça sürüyoruz. Aynen, salça. Biber salçasını nereden getiriyorsun? Bunu burada sıcak tutmak için. Ekmeği sıcak. Antep'te. Antep'ten alıyorsun. Oradan daha arkadaşlar. İstiyorsan gel buradan al. Güzel görünüyor mu? Gel bakayım, gir oradan bak sen. Bu tüm. Kaç tane oluyor tüm içinde? İki tane. İki tane oluyor. Her yarım için bir tane atom. Evet. Kimisi iki tane koyduruyor. İçi bol sevenlere. Evet. Peki fiyat nasıl? İki fiyat nasıl Kazım abi? İki tane var. İki tane var. Efendim abi? Fiyat nasıl? 15 lira abi. Yarım 15 lira. En ucuzdan veriyorum İzmir'de. Evet. Böyle 30 lira mı şu an? 30 lira. Acı. Acı atayım mı? Acı. Kaan nasıl görünüyor sence? Şu kalabalıktan belli zaten. Ürün güzel yani. Mal başka sağlam. Başka kimde sıra şimdi? Yarım vereyim. Soruyor. Allah rahmet eylesin. Tamam. Acı atıyorum deyince aklıma bizim Mahmut Anıl geldi. Bizim Adana'da bir tostumuz vardı, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Acı atıyorum abi diye. Evet. Söylerdi videolarda. Gerçekten öyle konuşuyoruz bu sefer. Herkese tabii, sorar ya acı atıyorum diye. Tostçu Mahmut. Hepimizin içeride orası abi. Kurtuluş yok. Ama erken ama geç. Evet. Allah sıralı ödün versin. Amin. Amin ya. Ona da buradan bir rahmet okuma şeyimiz varmış. Ben 95 senesinde o kardeşimi kaybettim. 34 yaşında genç. Allah rahmet eylesin. Anıl da 27 yaşındaydı ya. Evet. Daha 40'ı yeni 40'ını yaptılar. Evet. Benim bir yarım var değil mi bu? Sizinki neden? Kalp krizi. Kalp krizi. Acı ister misin abi? Evet abi. Olsun. Hemen kimyon babamını ver. Tamam. Sen. Ver ben sayayım sanki. Yiyorsan. Şimdi bir tane yarım istedik. İçine sosunu döktük Kazım amcamız. Bu sos da ekmeği sıcak tutmak içinmiş. Güzel bir tane de atomdan aldık. İçini doğruruyoruz. Kazım abi, 15 lira mı demiştin fiyatı? 15 lira. Kaç yıldır buradasın?
Burada 13 yıldır. 13 yıldır. Neresi burası tam olarak? Uçkuyular. Uçkuyular. BİM'in karşısında mı? Uçkuyular, BİM'in karşısındayız. 25 senede taksi durağını orada yaptım. 25 senede taksi durağı, 13 yıldır da burada. 38 sene. 38 evet. Senedir Atom kokoreç yapıyor Kazım amcamız. Şu yarım ekmek 15 lira. Buca, Uçkuyular, BİM'in... Hemen karşısı. Hemen karşısı. Bina değil mi? Şurada. Evet. Tamam, BİM'in hemen karşısındayız. Tuz, acı, kimyon hepsi olabilir bizde. Tamam. Çok geldi ama bir kokoreç yerim yani. Teşekkür ederim Kazım abiciğim. Şimdi Kaan, ben hemen bir tadına bakacağım. Sen yarım mı? Ekmeğin içini açınca bile... Müsaadenizle bir tadına bakmak istiyorum. Dayanamıyorum artık. Bunun içinde kokoreç nerede? Lokum var. Ekmek arası lokum gibi bir şey olmuş bu. Ağzımda kokoreç dağılıp gidiyor. Kaan, kesin yemelisin. Yemeler abi biraz daha. Yok, okulara dayanamıyor bence. Nasıl buldun? Sen bizi nasıl bir yere getirdin ya? Ya böyle bir kokoreç bak, yok ben ya. Bak ben yemekten önce sana dedim. Yiyemem dedim. Yiyemem dedim, çok şişim dedim. Yarıma başladım. Lokum gibi. Isırıyor musun? Ekmek haricinde. Ne dedim yorum olarak? Ağzına nasıl dağılıyor? Lokum dedim ya, lokum koymuşlar, kokoreç koymuşlar. Yazın ustanından daha güzel, bu tarz kokoreç yapan yok. Çok iyi. Çok güzel yapıyor. Yani. Çok iyi. Mehmetciğim teşekkür ederim ya. Ne demek abi. İyi lezzetlere ulaştırmak. Şimdi Mehmet beni birkaç yere daha götürecek. Şimdilik hoşça kalın. Sonraki videolarımızda bizi takip etmeye devam edin. İzmir'den bir sürü video gelecek. Boca'dan gelecek, Gazi Emir'den gelecek. Her yerden Oğlan gelecek. Oğlan arasına gideceğiz şimdi. Nereye? Oğlan arasına. Oğlan arası. Ora nereye ya? Kelleci Pala'ya gideceğiz. Oğlan arasında Kelleci Pala'ya gidiyormuşuz. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. Görüşürüz.